Anadolu'da yol aldıkça iklimler değişiyor, yeryüzü şekilleri ve yaşam şekilleri değişiyor. Değişmeyen tek şey ise sıcak yüzler, samimi gülüşler ve duyarlı yürekler. Yaşama ve yaşadığı yörenin kültürüne duyarlı bu sıcak yüzlerden biri de Mustafa İnceoğlu. Silifke'de yaşayan Mustafa İnceoğlu, Silifke kültürünü tanıtmaya ve korumaya yönelik çalışmalarıyla tanınıyor çevresinde. Al deveyi güderim, dere tepe giderim. Sevdiğimi gördüler, nasıl inkar ederim. Al devesi mor beni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni. İnşaata ortaokulu 3. sınıftan bitirdim. Liseye kaydoldum. 10 baş orantayla babamın geçindirdiği. 7 kardeşiydik. Annem, babam, babaannem. Bir gün babam dedi ki, oğlum ben bu geçimde zorlanıyorum. Okulu bırak, kardeşlerin okudalım dedi. Okulu bıraktık onun üzerine. Liseye de kaydolduğum halde. Sağda solda biraz çalıştım. O sırada benim küçüğüm olan kız kardeşimi istediler, verdik. İnşaat ustasıydı. Sağda solda çalışacağımızı eniştenin yanında çalışırız dedik. 65 yılında inşaata girdim. Yaşamını çalışarak ve üreterek zenginleştiren Mustafa İnceoğlu bir inşaat ustası. Fakat onun yaşama kattıkları harcadığı bedensel emekle sınırlı değil. O zamanını ve emeğini harcayarak işlediği ağaçları sanatsal birer ürüne dönüştürüyor. Taşeli Kültür ve Sanat Derneği olarak yöre kültürünü derlemek, toparlamak, bunları gelecek nesillere aktarmak, kaybolan değerleri ortaya çıkarmak, ortadaki değerleri de gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturduğumuz bu etnografya galerisine Mustafa İnceoğlu'nun katkıları çok büyük. Değerli abim, değerli dostum Mustafa İnceoğlu'nun yapmış olduğu bu yontular, bu heykelcikler, maketler derneğimize çok büyük bir renk katmakta. Yaptığı hayvan motifleri, hayvan figürleri, işte Karacaoğlan mezarları, geçmişten günümüze kadar yaşayamayan, sulama amaçlı kullanılan Göksu Irmağı'nın üzerindeki su dolapları, su değirmenleri hepsini en güzel şekilde ifade etmekte. Biz de derneğimizin galeri odasının birinde tamamen Mustafa İnceoğlu'nun yontularına ayırmış bulunmaktayız. Kaşık yaptım. Ucuna bir motif olaraktan da bir kuş çizdim. Ayaklarıyla beraber. Akabinde evin oralarda gezeliyorken bir kaplumbağa gördüm böyle. Bunu yapabilir miyim dedim. Bir ağaç bulduk. İşte onu yaptık. Ondan sonra kuş motiflerine geçtim. Kuş motiflerini yaptım. Balıklar yaptım. Hatta festivalde satılması için daha ufak böyle biblo şeklinde ufak şeyler yaptık. Bugüne kadar geldik. İlkokulu bitirip ortaokula kaydolduktan sonra benim Türkçem çok zayıftı. Kendi ismimi dahi heceleyerek yazar okurdum. Türkçe öğretmenimiz bir şiir vermiş. Şiiri ezberlemişim ki benim biraz ezberim zayıf. Bana okuttu. Güzel okumuşum muhakkak ki beni taltif etti. Taltif edince şiir yazmaya başladım. Serbest şiir yazdım o zaman. O yaz işte babamın da bahsedeyim burada. Babam çok güzel türkü söylerdi. Babam da söylemiş olduğu türküler bu halk ozanlarının sözleriydi. Ondan da etkilenerek o yaz bir iki de böyle hece vezinli şiirler yazdım. Karacaoğlan'ın sözlerinden çok etkileniyordum tabii muhakkak. Çünkü yöremizin insanı yani muhakkak onunla yatıp onunla kalkıyoruz yani. Onun üzerine eğildim. Hem serbest şiirlerim var hem de hece vezinle yazılmış olan şiirlerim var. İnceoğlu diye hece taşıma, yazıp da diksinler mezar başıma. Derdimi demeyin can yoldaşıma, ölümün önüne duran olmuyor. Silifke'nin yaylasına göçünce, soğuk pınarların suyun içince, mor menekşe sümbül koku saçınca, burcu burcu esen yerler ne güzel.
bölük bölük olmuş gider sunalar. Ak yok yüzü çıkarırken gördüm ben. Akallere sürmüş yeşil kınalar. Ak yok yüzü çıkarırken gördüm ben. Şu dünyanın bir cenneti, güzel bizim Silifke'miz. Bizlere Hakk'ın rahmeti, güzel bizim Silifke'miz, cennet bizim Silifke'miz. Küçükken bizim oynayıp da şimdi çocukların oynamadığı, bilmediği oyunları bu kitapta topladım. Mesela bebek oynatma, bezirgan başı, seke seke ben geldim, sakız satarım. Ondan sonra Hacı Emmi'nin yemeği, kızgın taş, zakkum tüfeği, çöp gömmece. Bunların tekerlemeleri de var. Mesela çellik, gömme çellik, çivi. Mustafa abi, Silifke kültürüne aşık bir insan. Silifke kültürünü araştıran, derlemeler yapan ve bunları da kalıcılaştıran, kitap haline getiren bir abimiz. Bugüne kadar bu konuda iki tane kitap yayınladı. Bir tanesi Silifke Çocuk Kültürü ve Çocuk Oyunları. Diğeri Silifke Sofrası, Silifke ve yöresinin yemekleri. Bir tanesi de Silifke hazırlık aşamasında o kitabı, Silifke Seyirlik Oyunları, Köy Seyirlik Oyunları. İki tanesi yayınlandı. Bu Seyirlik Oyunları kitabı da yayın aşamasında. Akşam çocuk oyunu olaraktan kazan koltuğu yedirdim turku diye bir oyun oynayalım dedik. Onu hazırlayacaktık, hazırladık değil mi? Evet. Kazan koltuğu 3-4 çocukla oynanan bir oyun. Bir tanesi yere yumulur, hiçbir yeri görmeyecek şekilde. Diğerleri ellerini karışık olaraktan öbürünün sırtının üzerine korurlar. Ve böyle el değirmeni gibi çevirir gibi böyle ellerini çevirirler. Kazan koltuğu yedirdim turku, değirmene varasın, el taşını alasın, el üstünde kimin yeri var diye sorulur. Alttaki kişi birisini söyler, yani oradaki oynayan çocukların birisinin ismini söyler. Eğer şayet çocuk söylediği kişinin eli en üstteyse ebe o olur. Ebe o olmazsa, yani o değilse, bu sefer hepsi birden elini kaldırır güm diyerekten 3 defa vururlar. Tekrar yine kazan koltuğu yedirdim turku diye devam ederler. Oğlu, Silifke kültürünü yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan gönüllü bir kültür elçisi. Silifke Sofrası ve Silifke Yöresi Seyirlik Oyunları adlı kitaplarıyla da yaşadığı yörenin damak kültürünü ve folklorunu geleceğe taşıyor. Çek! Kültürle yakından ilişkisi olan insanlar olarak gerçekten Mustafa abinin yazdığı yazılarla Silifke kültürüne çok önemli katkıları oldu. İçinde bir cevher var. Genelde kültürel ağırlıklı, yaklaşık 3 yıldan bu tarafa gazetemizde yazılar yazmaktadır. Biraz zor oldu yazdırma kendisine ama başladı. 3 yıldır da sürekli yazıyor. Nasılsın abi, iyisin inşallah? İyiyiz Allah'a şükür. Son iki yazında özellikle Tosunlulardan çok bahsetmişsin. Bayağı da güzel bir şey oldu. Şiirsel bir anlatım da olmuş. Tosunlular benim küçüklüğümden beri iç içe yaşadığım bir köy. Yani, düğünümüz derdimiz hemen hemen bir olurdu. Göçlerin de bizzat, yani bu kervanla göçlerini bizzat da gördüm. O bakımdan biraz onlara sempatim biraz daha fazla yani. Mustafa İnceoğlu, çalışma ve üretme gücünü çok sevdiği Silifke'den ve buranın yaşam kültüründen alıyor. Kimi zaman şiirler aracılık ediyor onun yaşama bakışına, kimi zamansa ustalıkla işlediği ağaç ürünler. O Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri. Takadim tükendi, tek gücüm yetmez, yüküme bir omuz süren olmuyor. Kovarım kapıdan kör felek gitmez, kolunu belini kıran olmuyor. Derdi çıkın ettim, sardım belime,
bir çürük değneği aldım elime. Azrail çıkınca benim yoluma, görüp de onu bir vuran olmuyor. İnce oğlu diye hece taşıma, yazıp da diksinler mezar başıma.